Evren Paşa'nın kesin kararı, okul açmadan bir şey yolu yok. Biz de o süreçte ne yaparız diye düşünürken 4 Eylül 1981 vakıfta da bir endişeli, ne yapacağız endişesi var. Bir şey diyemiyorlar. Vakfın üzerinde baskı var. Bu vakıf nurcu ve gerici ve irticai vakıf diye mallarına el koymaya kadar gitmeyi düşünen, o zaman İzmir'de bir sıkıntı komutanı vardı. Hoca Efendi aratan o zat da bir zattı. Hayri bir şey, soy ismini unuttum şimdi. Turgen herhalde. O süreçte böyle bir sıkıntı da vardı. Vakfın da durumu kritikti azıcık. Vakıfta ne yapacağız endişesi taşıyor. Okul işine pek bu şey aklı yatmıyor. O anda pek bir şey demiyorlar. Neyse, Hoca Efendi'nin fikrini almamız icap etti. Ve Hoca Efendi beni Ankara'ya çağırdı. İsmail abi İstanbul'daydı o zaman, abimiz. Dedi ki seni Hoca Efendi çağırıyor, bir git bakalım bu dershaneler meselesi ne olacak, ne yapılacak. Vakıfta karar veremiyor, bir şey diyemiyor. Ne yapılabilir? Çünkü asker diyor, kolej aç diyor. Vakfın da o anda öyle mantığı, kolej mantığı yok gibi. İnsan imkanı da yok, sıkıntısı da var. Bizim de Bozcuka binamız okul olmaya müsait. Bahçesi falan var ki ilk okul orada biraz açıldı. Müsait ama kararsız, ne yapılacak? Ben Hoca Efendi çağırıyor deyince gittim Ankara'ya. Naci abiyi buldum. Onun yerini biliyorum zaten. Dershane için Ankara'ya gidip görüyorum o meselelerin doğru toplantıya. Hoca Efendi Ankara'daymış. Abidin Paşa taraflarında bir yerde saklanıyor Hoca Efendi. 3+1 bir daireydi. Öyle hatırlıyorum. Büyük büyük değildi daire. Gittiğimde yanında Mehmet Ulu Hocam vardı yanında. Biz Naci abiyle beraber gittik. Hoca Efendi bir sandalye gibi bir koltuk ama sandalyeye benzer. O gün çok şartlar kötü. Böyle basit divanlar var. Çok basit. Türkiye'nin şartlarını o günü düşünün. Böyle çekyat gibi de değil yani. Basit şeyler böyle. Mehmet Ulu Hocam Hoca Efendi'nin sağında mı oturuyordu? Tam hatırlamıyorum. Naci abi solunda oturdu. Ben de hocanın önünde sehpa vardı. Sehpanın önüne oturdum. Onlar bizim büyük ağabeylerimiz. Onlar sağ solda oturuyordu. Ben önünde oturdum. Hoca Efendi bir hoş beşten sonra, nasılsın iyi misin'den sonra bu süreci anlattı. Dedi şartlar çok kötüye gidiyor. Asker çok baskı yapıyor. Beni de arıyor. Ki o dönemde Hoca Efendi'nin resmi otobüs terminallerinde, yolda, benzinliklerde asılı, aranan teröristler haberi Hoca Efendi'nin resmi asılı. Bir sürü çoğu solcu, bazı ülkücü, birkaç belki de ülkücü vardı hatırlamıyorum. Ama Hoca Efendi'nin resmi vardı. Her tarafta asılıydı. Hoca Efendi o arada Ankara'da saklanıyormuş. Dedi ki şartlarda çok zorlaşıyor. Vakfımızın mal varlığına el koymak istemek gibi niyetleri var. En ciddi endişe var. Vakfım bana ifadesi bu diyor Hoca Efendi. Endişe var. İkincisi, Türkiye'nin şu anda konjonktüründe İmam Hatip ve Yüksek İslamlar insan yetiştirmede bir potansiyeldi bizim için. Ama 12 Eylül öncesi MSP'nin arka bahçesi gibi siyasiye çekildiler. Bu yüzden bu okulların önünü keserler. Bunları kapatırlar. Sayısını azaltırlar. Artık buralarda insan yetişme şansımız kalmaz fazla. Yani rejimin tamamen kontrolüne girer anlamında bir şeyler söyledi. Vakfın kapatılma tehlikesinden bahsetti. Dershanelerin kapanmasının bizim için hiç iyi olmadığını, biz buralarda çok insan yetiştirip üniversiteye kazandırdığımızı ve bu insanların belli bir terbiye, evlerde, yurtlarımızda iyi bir ahlaki terbiye aldığını, ama bundan sonra dershane kapanınca ne yapacağız? Bu potansiyelimiz de kapanacak. Yani böyle bir şey yapma şansımız da kalmayacak insan yetiştirme yönünden. Bizim yeni bir yol ve yöntem, çare bulmamız lazım. Bunu anlattı Hoca Efendi. Bayağı bir izah etti. En son dediği, bu askerler dedi Maarif Koleji açın diyor. İngilizce eğitim yapan okul açın diyor. Benim aklıma gelen dedi yani bu, biz acaba yeni bir yoldan gitsek, vakıfları buna yönlendirsek, hem binalarımızın el konmasını önlemiş oluruz. Hem de asker işte dershaneye okul yapın diyor. Biz de Bozcuka binamız okulama müsait. Çankaya'ya müsait değil ama Bozcuka müsait. Buraya okula çevirsek, hem onların da böyle okula çevirmesinden dolayı bir bize karşı reaksiyona olmayabilir. Daha müsamahalı yaklaşabilirler. Hem de biz yeni bir yoldan giderek insan yetiştirmeye kolej açarak devam etsek. İmatlerle çalışmamız çok zor Yüksek İslam. O gün sonra biliyorsun Yüksek İslam'da ilahiyat oldu, sayısı azaltıldı. Ondan imatlerin orta kısmı daha sonra kaldırıldı. Yani Hoca Efendi'nin öngörüleri bir sene iki sene sonra hepsi ortaya çıktı. O yön kilitlendi orası.
Dershane kapanacak. 84'te kapanacak. Haziran en son. Talebe yetiştirmek için bir faaliyet alanı kalmıyor. Askerin gösterdiği Maarif Koleji yolu kalıyor. Hoca Efendi dedi ki, biz dedi bu yeni yoldan gidelim dedi. Böylece dedi, Türkiye'nin dedi ciddi bir ihtiyacı var dedi. Dil bilen, fen eğitimi almış, teknolojiyi kavrayabilecek, dünya ile anlaşabilecek, ahlaklı bir nesil yetiştirelim dedi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedi. Ben de bir anda şaşırdım böyle. Dil bilen diyor. Çünkü Maarif Kolejleri İngilizce eğitim yapıyor biliyorsunuz o gün. İhvoldan alıyor. Orta evde itibaren ciddi bir İngilizce eğitim var. Bütün dersler İngilizce. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar ne varsa fen dersi hepsi İngilizce. Dil bilen, bakın Yamanlar Koleji'nin kuruluşunun hikayesidir bu. Ve dört temel esası vardır. Bir, dil bilen, fen eğitimi almış, teknolojiyi kavrayabilecek, dünya ile anlaşabilecek, ahlaklı bir nesile ihtiyaç var diyor. Ben de bunu dinleyince Hoca Efendi'nin düşüncesi, yani bu dershaneyi okula çevirme işini yine sen üzerine al. Vakıfla bu işi karar alır, bu işi yaparsın diye beni çağırıyor. Yani mantıklı budur diyor Hoca Efendi. Ben de bunu duyunca benim istifa etmem. İstanbul'da resmi öğretmen gözüküyorum. İzmir benim icap ediyor. Ama ben vakfın da tepkisini, durumunu biliyorum. Böyle bir olaya vakıf sıcak yaklaşmayacak. Çünkü vakıf bir kolej açmayı, İngilizce eğitim yapmayı, ne imkanı var, ne parası var, ne de mantığı var. Ben dedim ki, hocam dedim, böyle bir şeyi vakfına dedim, teklif etmek biraz zor dedim. Abiler bunu kabul etmezler. Yani mantık olarak İmam Hatip akılları erer. Ama bir koleji, bir sırf fen eğitimine, böyle bir İngilizce dil eğitimine, dedim hocam abiler pek de buna sıcak bakmazlar dedim yani böyle bir şeye. Onlar da düşünüyor ne yapacağız diye. Onlar da bu konuyu Hoca Efendi'ye sormuşlar. Hoca Efendi beni çağırıp konuyu görüşüyor. Ya onlar dedi beni dedi bir hoca olarak sevip sayıyorlar. Bana saygıları var. Böyle bir şey yapmamıza karşı gelmezler. Zaten kendileri de düşünüyor mesela yapacağız diye. Çağrı arıyorlar. O Bozyaka binasını okula çevirip böyle bir yöntemle bir geçiş yapabiliriz. Onların da vakfın da sıkıntısı gitmiş olur. Hem de bir okul açılıyor. Hem de en mühimi de dört dil. Dört mesele. Dil bilen, fen eğitimi almış, teknolojiyi kavrayacak ve dünyayla anlaşabilecek ahlaklı bir nesil yetişmiş olur. Ben dedi görüşürüm abilerle şey yapar onları dedi. Böyle bir şeye hayır demezler. Benim hatırımı kırmazlar dedi. Bana bir saygıları, hürmetleri var. Beni kırmazlar dedi. Şimdi bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Peki hocam ben istifa edeyim. İzmir'e gideyim. Bu işe başlayayım demem gerekiyor. Normali bu işin aslı. Ben böyle dediğim zaman İzmir'e gideceğim. Dershanede yerim var. Odam var. 20 tane öğretmen çalışıyor. 20'den fazla öğretmen çalışıyor. 300'den 400'den fazla öğrenci kursa geliyor. 500 civarında hafta içi hafta sonu. 8 sınıf var sabahçı öğrenci full çalışıyor. Biz kullanmıyoruz. Biz Şubat'ta 15 gün, Haziran'da 1 ay kullanıyoruz. Üniversite hazırlık kursu için. Diğerleri ortaokul talebeleri, lise talebeleri kalıyor. Bir an desem ki vakfa böyle bir şey yapacağız. Hadi Hoca Efendi hatır için karar alabilirler ama bizde para yok, imkanımız yok. Sen ne yaparsan yap derler. Ben nasıl yapacağım tek başıma o binanın değişimi, değiştirilmesi, bir sürü şeyler vesaireler var. Ben de oturacağım dershanede. Hoca Efendi aranıyor, kayıp. 6 ay sonra, 5 ay sonra Hoca Efendi beni bulacak veya bir yerde görüşebileceğiz. Soracak, ne oldu diyecek dershane şeyinde, bir Bozyaka'yı değişim yapabiliyor musunuz? Hocam valla abilere söyledim. Karar aldılar ama yapmıyorlar. Para da vermiyorlar. Ben nasıl yapayım? Böyle duruyoruz. Dershaneye devam ediyoruz. Hocam bize tavsiye eden bir insan. Hocam bize emir verdi. Zoraki yap, zorladı. Bir şey yoktur genelde. Ama biz abiler, hoca efendi sanki zorluyormuş gibi. Hocam böyle söyledi, böyle diye biraz ısrarla millete çok empoze yaptık. Onu evvela itiraf edeyim. Maalesef böyle bir şey oldu. Ben baktım, hoca efendi ciddi. Vakfında çağrı arıyor, vakıf çağrı arıyor. Hocam dedim, ben de vakfın tüzüğünü 1977 yılında tüzük matbu baskılı mahkeme kararı açık onaylanmış noter tasdikli kağıt halindeydi. 8-10 sayfa. Ben onu kitapçık bastırmıştım küçük bir şey. Resmi akyazılı o evde dershane kurarken o kitapçığı bastırmışım. Gayeler falan yazıyor. 5 madde gayesi vardı. Öyle hatırlıyorum herhalde. Bana hocam ben de istifa demiyor.
Dese gideceğim, yapacağım ama bir şey yapamayacağım. Okul kalacak mı, olmayacak, belli bir şey. Beni Hoca Efendi ikna etmeye çalıştı. Yani bunun olması gerektiğini, lüzumlu olduğunu anlatmaya çalıştı. Ben AVM yapmak istemezler dedim. Ben onları ikna ederim dedi. Sonuç, benim istifa etmem lazım. Etsem gidip işi yapmayacağım. Yapamayacağım, biliyorum onu da. Hocam dedim, siz dedim bunu böyle diyorsunuz da ben vakfının tüzüğünü biliyorum. Vakfın tüzüğünde okul açma gayesi yok dedim. Kurs açmak, eğitim yapmak, dershaneci yapmak hepsi var. Ama dedim böyle okul açma bir ideali yok. Böyle bir gayesi yok dedim. Bunun için dedim karar alması gerekiyor. Mahkemeye başvurması gerekiyor. Mahkemeye vakfına genel müdürlüğü dedim, taraf oluyor. Vakfına genel müdürlüğü bir emekli albay atanmış şu anda dedim. Milliyetin Bakanı emekli asker Tümgeneral Hasan Sağlampaşa dedim. Vakıfın böyle tüzüğü değiştirmesi, vakfımız dedim şu anda Nurcu diye tescil edilmiş. Bu vakfı dedim böyle bir şey değişik yapmasına evet demezler bunlar dedim. Vakıf bu tüzüğü değiştirmesine zorlanacak. Vakıfına genel müdürlüğü karşı gelecek. Ve ondan sonra da bunu yapması dedim, olması dedim hocam mümkün değil dedim. Şöyle Hoca Efendi bir önde oturuyorum ben. Böyle Hoca Efendi ilk önemli hatıramı anlatıyorum sizlere burada. Şöyle baktım Hoca Efendi başıma baktım. Çok ciddi morali bozuldu. Rengi falan hafif değişti yani. Yüzünün iması değişti. Ben o anda Naci abiye bakamadım. Mehmet Hoca'ya bakamadım. Onlar tabii onlar Hoca Efendi öyle çok cevap verebilen, konuşabilen insanlar değiller. Saygıları çok fazla. Biz birazcık saygımız eksik herhalde. Özür diliyorum. Baktım Hoca Efendi morali bozuk. Ben abiler hiç bakmadım abiler. Önüme bakıyorum artık. Bir Hoca Efendi 45 saniye bir dakika falan durdu. Hiç konuşmadı. Çünkü ben resmi şey izledim. Yani resmen mümkün değildim. Vakfın tüzüğü geçmesi lazım. Mahkeme kararı gerekiyor. 12 Eylül şartlarındayız şu anda. Hoca Efendi şöyle baktı. Durdu öyle bir dakika falan durdu. Sonra arkasına bir hafif yaslandı. Bana bir Hoca Efendi bir şey yaptı ama ve ben o zaman işte neyse şimdi anlatayım ne yaptığını. Dedi tabii sen şimdi dedi İstanbul'da dedi yurt müdürlüğü yapıyorsun dedi. Okulda resmi öğretmensin dedi. Makam mevki sahibi oldun dedi. Rahata ermişsin dedi. Rahatını bozmak istemiyorsun anlamında. Orada hizmet yaptığını zannediyorsun dedi. Ben tabii öyle bir bozuldum ki yani ben kendime davaya inanmış işte hizmete kendimi feda etmiş bekar çantası elinde her yere gitmeye hazır fedakar hasbi samimi böyle düşüncem o kafamdaki niyetim de o kalbimde geçen de o. O davranışmada dedi ki sen dünyaya rahat ermişsin işte İstanbul'da müdür olmuşsun makam mevki sahibi olmuşsun hizmet yaptığını zannediyorsun böyle birdenbire biraz ciddileşti dedi ki ben dedi o vakıf dedi, karar da alır dedi. Mahkemede dedi, karar da çıkar dedi Allah'ın izniyle dedi. O iş yapılır dedi. Sen yapmak istemiyorsun dedi. Allah! Ben Hoca Efendi'nin bu şekilde bana sert davrandığı ilk olaydır bu. Birkaç tane daha sonra oldu. Ondan sonra zamanı anlatırım yine. Ben tabii şok oldum bir anda. Ben dava adamı, inanmış, fedakar, hasbi, kendimi böyle o gün için daha yaşım 26. Milli resmi öğretmenlik yapıyorum ben İstanbul'da kendime inanmış bir insanı görüyorum. O hocam beni itham ediyor. Sen rahat ermişsin keyfin yerinde gitmek istemiyorsun yapmak istemiyorsun bu işi. Öyle bir üzülmüşüm ki o anda moralim bozulmuş ki kendim normal olduğumu zannetmiyorum. Ben biraz az önce sert aksiliğim vardır kendimde şeker de çıktı ortaya. Çok canım sıkıldı. Ben haftaya İzmir'e gidiyorum dedim. İstifa edeceğim gideceğim dedim. Bakalım sen bunları mütevelli yaptırabileceğim mi bu iş olacak mı dedim. Hoca Efendi. Tabii çok saygısızca bir şey yaptım. Onu biliyorum ama. Şöyle baktım Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi deminki kızan bana sert konuşan Hoca Efendi yok. Tebessüm ediyor. Ben şok oldum bir anda. Ben tabii bu anda ben öfkelendim kendi aklımca. Hoca Efendi tebessüm ediyor. Hoca Efendi beni tam ikna edemeyince biraz kızdırarak istifa etmemi kendime istedi. Kendi bana istifa demedi. Bakın. İstifa ettirdi beni. Kendi kendime ben kendi kızdım, istifa ettim. Onun anlamı şuydu. Tam ikna etseydi mesele yoktu. Edemeyince böyle bana biraz sert çıkıp gösterip beni istifa ettirdi. Bu biliyordu ki bu Halit istifa ederse inanarak veya kızarak neyse gidince bu işi yapar. Uğraşır, mücadele eder, o meseleyi çözmeye çalışır. Ama normal gitseydi vakıfla pek uğraşamaz. İşte rölantiye kalır. Bu iş olmayabilir. İmajını
Hoca Efendi bildiği için beni kızdırarak istifa ettirdi. Ve şunu ben burada söylemek istiyorum. Hoca Efendi hiçbir zaman emri vaki yapan bir insan değildir. Cemaatini ikna etmeye çalışan, inandırmaya çalışan bir insandır. Yıllarca bunu bize yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama bizler maalesef anlamakta zorlanıyoruz. İşte olayları görüyorsunuz, süreci görüyorsunuz. Bunlar başımıza gelenler hep bu yüzden desem mübarek yapmış olmam. O gün bana Hoca Efendi böyle bir şekilde istifa ettirdi. O yüzden baktım tebessüm ediyor, kızmıyor. Şaşırdım ben tabii. Sonra dedi ki sen niye orada yerde oturuyorsun dedi. Sen şu divanda oturur musun dedi. Ben Naci abi yanına mı ne geçtim hatırlamıyorum tam şu anda. Oturdu. Oradan seslendi Cevdet Emre, Mehmet Emre hangisi vardı bilmiyorum. Demircan vardı. Ya meyve falan bir şey kestiniz dedi. Sonra tekrar meyve gelince bir daha anlattı yarım saat. Bunun çok önemli olduğunu, bu neslin yetişeceğini, ülkemize faydalı olacağını, bu dil ve insan dünyayla entegre olacağını, Türkiye'nin buna çok ciddi ihtiyacı olduğunu, halkın, Türklerin dil bilmediğini, ülkeyi başına başkalarının ülkeyi yönettiğini, ben yabancı okuldan bahsetmek istemiyorum, orada mevzu geçti ama ona girmek istemiyorum. Bunları anlattı Hoca Efendi tekrar. Ben de o anda düşünüyorum, ya çocuğu alacağız, iyi okul biten çocuğu alacağız. Bu çocuğu büyüteceğiz. Abi biz dershanede bir sene alıyoruz mezunları, yetiştiriyoruz bir yılda, gönderiyoruz bir şehre, 2-3 gibi bir ev açıyorlar. Hizmet başlatıyor çocuklar. Esnafa tanışıyorlar. Yani hizmet ediyorlar. Bu çocuğu alacaksınız. 6 sene okutacaksınız. Sonra da mezun olacak. Üniversite bitecek de işe yarayacaklar. Yani çok uzun bir süreç gibi geliyor o anda bana da. Ama istifa ettik. Kabul ettik. Ve böylece bu süreç başlamış oldu. 4 Eylül 1981 akşam oluyor bunlar. Gece saat 11'e yaklaşıyor sanıyorum. Mehmet Hocam dedi ki sen de İzmir'e git. Mütevelliyle görüş. Böyle yapmanın daha uygun olduğunu, karar alsınlar, tüzüğü değiştirsinler. Madem sıkıntıları var, benim fikrimi sormuşlar. Halit de bu işi yürütecek, ona bir yetki ver, okulaşma yetkisi versinler. Bu işi Bozcaka yurdunu okula çevirerek vakfın kapanmasını önlerler. Mallarına el konmasına mani olurlar. Çünkü vakfın 15-20 tane yurdu var Ege bölgesinde. Bir tane de Ankara'da Samuel'un kolejinin olan eski ilk yurt olan var. İvedik'te yurt var. Bunları da el koymaktan kurtarmış olur vakıf. Bunu işi yapsınlar. Sen de İzmir'e git dedi. Ve bana ne karar alması gerektiğini yazdırttırdı. Yazdım, Mehmet Hocam verdim. Naci abi bizi aldı yine o şoför arkadaşla beraber. Ankara açtı, garajına bıraktılar. Yola çıktım. 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü İzmir'e geldim. Ve tabii ki İzmir'de hatta vakfın merkezi vardı Hatay'da. Alt katta bir misafirhane gibi 2-3 odalı yerimiz vardı. Oraya yerleştim. Bizim paramız yok. Ne haliniz varsa gör. Biz size yardımcı olamayız diye ipomu serdi adeta. Tabii esas problem bu değildi. Vakfın karar alıp tüzüğü değiştirmesi gerekiyordu. Neyse onu da yaptılar. Karar aldılar. Notere ben götürüyorum. Kararı orada tasdik ettiriyorum. Masraflar yapıyorum. Mahkeme açılacak. Avukat yok. Yani bir avukat da verip bunu yapması lazım. Onu dahi bulmadılar. Aslında o dönemde bizim tanıdığımız arkadaşlar Fethi Bey avukat hizmeti için olan bir insanmış. Ama benim onunla bir temasım mı yoktu? Onlar bir şey demediler mi? Ben de hiç hatırlamıyorum. Oturdum kendim dilekçe yazdım. Mahkemeye vakfın kararını götürdüm. Ve o karara göre biz okul açmaya niyetlendik. Tüzükte yeni tüzük bastırdı işte. O vesileyle tüzüğü kağıtlardaydı. 5-6 sayfalı vakfın şeyleri. O noterden de tasdik ettirdik. Yeni değişim. Mahkemeye başvurduk. Tüzüğü yeniden bastırdım ama oraya okul açma maddesi ekli, yeni şekli. Ama daha onaylanmadı. Daha mahkemesi devam ediyor. Bastırdım. O şekilde Milli Eğitim'e teslim ettim. Dedi ki biz vakıf olarak dershaneye okul yapacağız. Evrenpaşa okula çevirin diye dershanelerinizi. Kimse yapmak istemiyor. O yüzden biz bunu yapmak istiyoruz dedim. Tabii milletin bunu hoş, iyi karşıladı. Ve biz böylece o işe başlamış olduk. Ekim gibi işlemlere başlamış olduk. Yani 81 Ekim'de. 4 sınıfı vardı. O sınıfların duvarların yıkılması, büyütülmesi. Çünkü 4 sınıf icat ediyordu. Ufak ufak sınıflar vardı. Onları büyüttük, duvarları yıktık. Bir katı komple eğitim alanına çevirdik. Yurdu iptal ettik. Yurdun üst kata çıkardık. Bir katı öğrenci yurdu, yarım bölümünü yatılı öğrenciler için
O kolej öğrencisi için yatılı yaptık, hazırladık. Tabii bunu yaparken bir sürü masraf oluyor. Yıkılıyor, dökülüyor. Vakıf hiç para vermiyor, yardımcı olmuyor. Hakikaten imkanlar da yok bu işin gerçeği. Yani doğrusu imkanları da yok. O zamanlar Ankara izin veriyor özel okulaşmaya. İlk 3-5 ay İzmir'de müfettişler geldiler. Sağlıkçı geldi, itfaiyeci geldi, milletimden yetkililer geldi. 5-6 birim geldiler. Okul haline dönüştürdüğümüzü gördüler. Alt katık ayakkabıları yıktık, köşe yaptık orasını. Çünkü tam girişteydi. Halıları kaldırdık o bölümlerde. Ayakkabıları gezdirdik. O mescid olan kısım vardı. Mescidi konferans salonuna çevirdik. Mecburen halıları kaldırdık. Tahtaydı. Yani orası okulun spor salonu, kapalı bir eğitim alanı. Yani o tür bir düşünceye göre o gün ne yazıyor tüzükte yazıyorsa onları hazırlamaya çalıştık. Bu 5-6 ay sürdü bu işlemler. Ve İzmir'deki işlemler tamamlandı. Ankara'ya evrakları götürmeye başladık. Şubat, Mart gibi sanıyorum. Ankara'ya götürdük. Sonra Ankara'dan da müfettişler geldi. Bizzat gelip okulu, binayı teftiş ettiler. Eğitime ta hazır mı, değil mi, kontrol yaptılar. Ta Temmuz ayında, 1982 Temmuz ayında okul açma izni çıktı. O zaman bir de okulun eğitime başlama izni almamız gerekiyor. O zaman da müdür, öğretmenler, kadro ortaya konuyor. Tabii biz bu Haziran'daki Ankara müfettişi geleceği zaman bir mesele çıktı ortaya. Dil laboratuvarı ihtiyacı ortaya çıktı. Mutlaka dil laboratuvarı kurmamız gerekiyor. Bunu İzmir'dekiler karışmadılar. Boş bir sınıfı dil laboratuvarı gösterdi ama dediler ki bu laboratuvarı yapmanız lazım. Tabii Ankara'dan gelen heyetin o raporu, o şeyi görmesi gerekiyor. Dil laboratuvarı nasıl yapılıyor bilmiyoruz. İzmir'de şeye gittim, Bornova'daki Ağdoğlu Lisesi'ne gittim. Onların laboratuvarını gördüm. Böyle kabinler, kulaklıklar, teypler, çekmeceler, teypler. Böyle bana böyle çok orijinal geldi, değişik geldi. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Hemen araştırma yaptık. Bir Ankara ve de İstanbul iki firmayla temas kurduk. Ankara'daki firma 200 bin TL nakit para istedi. Nakitimiz yok. Ben çünkü dershanedeki parayı arttırarak o tamirat, tadilat işlerini yaptırdım. Ve öğretmenlere dedim ki arkadaşlar bakın okul açacağız. Bozcaada'daki dershaneyi okula çevireceğiz. Hoca efendi böyle hep anlattım onlara her şeyi. Böyle bir şey arzu ediyor. Vakıf bu işe pek evet diyor ama parası yok, imkanı yok. Ben dershanenin parasını kullanmak zorundayım. Yazın, önümüzdeki yaz, yani Haziran kurslarından sonra Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay size ben maaş veremeyeceğiz. Bayağı zorlanacağız. Ve dedim arkadaşlar sağ olsunlar. Hocam tamam dedi. Hoca efendi madem böyle bir şey arzu ediyor. Dershane kapanacak yarın öbür gün. Kapanmasın. Buradaki öğrencilerin bir kısmı okula aktarılacak. Ama laboratuvar parası yok. Eldeki para da ucu ucuna gidiyor. Kirayı ver, şeyi ver derken herkese maaş ödüyoruz. 20-30 tane insan var çalışan. Hoca efendiye haber gönderdim. Ankara yerlerine götürdüm. Bir haber gönderdim. Dedim böyle böyle biz işi yürütüyoruz. Devam ediyoruz. Herhalde sana Naci abiyle mi gönderdim tam hatırlamıyorum. Ama dedim vakıf hiç para vermiyor, yardım etmiyor. Ve bizim 200 bin liralık para ihtiyacı var. İstanbul'da şirkette çek senet olur dedi. O zaman senedin itibarı var senedin. Çek senet olursa 200 bin lira verirseniz biz size laboratuvar kurarız dediler. 30 kişilik laboratuvar kuracaklar bize. Kulaklıkları, kabinleri, teybi her şey dahil. Mikrofonları vesaire. Öğretmenin kullanacağı cihazlar hepsi. Ben de hoca efendiye öyle dedim ki vakfı hocam söyleseniz de bize o konuda yardımcı olsalar. Yani biz şimdi bunu biraz zor temin edeceğiz o parayı. Ki ben iyi hatırlıyorum. Bir yıl içerisinde okul açılıncaya kadar 300 bin TL'ye yakın dershanenin parasından oraya aktararak okul yapmaya çevirdik. Resmen de uyuyor, kitabına uyuyor. Bir mahsur yok, Bozcaada yurdu bizim dershanemiz gözüküyor zaten. Okula çeviriyoruz. Resmi harcamalar dershaneden aktarılmış oluyor. Yani bir sıkıntısı yok resmi yönden. Tabii abi, hoca efendi abilere rica ediyor. Ya böyle böyle Halbi uğraşıyor, okul yapmaya çalışıyor. Ama galiba eldeki imkanlar yetersiz. Dershane aktarı para yetmiyor. Sizin de imkanlar sınırlı ama 200 bin lira bir çek senet bulsanız da dil laboratuvarı kurması gerekiyormuş okul açılması için. Çünkü İngilizce eğitim yapacağımız için. İlk sene hazırlık var. Bir yıl hazırlık dersi gösteriyor. 30 saatin 20 küsur saati şey İngilizce hazırlık. Beden eğitimi, Türkçe vesaire birkaç ders var. Bir yıl İngilizce hazırlık yapılıyor ilkokul mezun çocuklara. Ve bunlar da Anadolu sınavına giriyorlar, sınavdan gelip kazanacaklar. Gündüz öğrenci, Türkçe eğitimi öğrenci almayacağız, sırf İngilizce eğitimi öğrenci alacağız.
O da sınavla alınıyor. Onda dil laboratuvarı mecbur ilk sene. Çünkü derslerin çoğu orada geçecek. Hoca Efendi'nin bana aktarıldığı kadar söylüyorum. İşte böyle bir şey imkanları zorlanıyor. Dershaneden aktarılan miktar yetmiyormuş. Bir iki gün çek senet bulabilseniz de o laboratuvarı kursa nasıl olur diyor Hoca Efendi. Tabi Hoca Efendi abilerle okul mezunu hiç sanıyorum daha önce görüşmemiş. Öyle anlaşılıyor. Çünkü Mevlüt Hocam geldi izah etti abilere. Ama pek memnun olmadılar. Yani nasıl yapacağız bu işi? Dil eğitim yapan bir okul nasıl açacağız? Bunun yani bu şartlara bu çok zor. Siz ne adam varsa gör der gibi bana bıraktılar meseleyi. Ben de istifa etmişim. Bunu yapmak için gelmişim ve o işi başarmak zorundayım. Kendimce öyle inanmışım. Hocam diyor bu nereden çıktı bu okul diyor. Biz yani vakfın için çare ararken siz birdenbire okul şeyi teklif ettiniz. Ve biz bunu karar aldık ama bizim imkanımız yok. Yani ne gerek vardı böyle bu işi okulaşmaya? Yani bir çare bulmak için, vakfın geleceği için buna ne gerek var gibi halinde Hoca Efendi'ye biraz cevap vermiş. Çünkü Yusuf abi biraz rahat konuşur. Tabii Hoca Efendi çok üzülmüş o zaman. Canı sıkılmış. Demiş ya bu işi anlamıyorsunuz. Bu vakfın geleceği, hizmetin geleceği, bu insanların yetişmesi vesaire böyle. Bir şeyi de fark etmiyorsunuz. Daha uzun konuşmak istemiyorum. Kızmış. Hoca Efendi kızmış bunlara. Biraz sitem etmiş yani. Hoca Efendi öyle pek bunu yapmaz Hoca Efendi. Ama Hoca Efendi çok okul meselesini çok ciddiye alıyordu. Açılması gerektiğine ve ihtiyaç olduğuna inanıyordu. O şartlara rağmen, 12 yıl şartlara rağmen böyle bir şeye ısrar ediyordu. Israrlıydı Hoca Efendi. Bu yüzden ve biraz sert çıkmış Hoca Efendi. Ve ben demiş gidiyorum demiş. Siz demiş ne halde varsa görün. Ben sizlere artık muhatap olmuyorum. Zaten hata ben de sizlere muhatap olup konuşuyorum bu konular deyip. Hoca Efendi bunu daha sonra bir bandında anlatıyordu. Beni anlamadılar. O gün ben okul açılması onun önemli olduğunu söylememe rağmen anlamadılar. Beni ıslak ceketlerle yoluna çıkmış, kızdım çıkıp yola çıkmama sebep oldular diye. Bir bandında Hoca Efendi anlatıyor bir bandında bu mevzuyu. O yüzden biraz bahsettim anlattığı için de. Abilerin canı sıkılmış. Moralde Hoca Efendi'yi üzdük diye canlara sıkılmış. Allah Allah bu kadar çok ciddi miymiş? Ben de korkuyorum şimdi bana kızacaklar diye. Nisan'ın başı. Ankara evrakları vermişiz. Müfettişler gelecek o arada da okula. Laboratuvar da kurması gerekiyor. Zamanımız da sınırlı. Para da yok. Adamla anlaştık ama daha işe başlayamadık. Nisan'ın sanıyorum 82 Nisan'ın 3'ü mü 5'i mi hatırlamıyorum. Rahmetli Hacı Kemal abi. Önemli bir hatıra onu burada anlatmak istiyorum. Hacı Kemal abi bizim Çankaya'ya geldi. Bitpazarı'na geldi. Kendisi İstanbul'da duruyordu o dönemde. Ve vakfın para sıkıntısı çok ciddi olduğu için üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Belki 50-100 kişi ben bilmiyorum vakıf daha iyi biliyor. Ama burs bulacak para bulamıyorlar İzmir'de. Hacı Kemal abi rahmetli İstanbul'da yani burada söylemeyi mahsur yok. Sabri Ülker'le, Yahya Kılıçlar'la ve değişik zenginlerle temas halinde çok seviyor onlara diyaloğu var. Onlar üzerinden öğrencilerin resimlerini, fotoğraflarını, belgelerini vakfı alıp onlara gösterip bu öğrencilere burs veriyoruz diyerek onlardan öğrenci başına ne kadarsa alınan para 300 lira 500 lira o gün şartlarını bilmiyorum. Bu parayı Hacı Kemal temin ediyor. Bir nevi onursal başkanı gibi daha önce başkanıydı daha sonra değildi. Onursal başkanı gibiydi. Bu İstanbul'da Hacı abi bunu duymuş. O gün orada yokmuş o tartışma hocanın kızdığı dönem yerde Hacı Kemal abi yokmuş. Ama duymuş daha sonra Hoca Efendi'ye karşı geldiler. Hoca Efendi'ye niye bu okul açıyoruz diye cevap ver. Hoca Efendi canı sıkılmış kızmış. Hacı Kemal abi Hoca Efendi'nin kızmasından ciddi etkilenmiş. Ya bu demiş demek bir ciddi bir şey bu okulun işi. Konuyu da tam bilmiyor ama o da duymuş yani işte bir şey yapmaya çalışıyorlar. Okul açacağız diyorlarmış gibi duyuyormuş bir şeyler. Ama ayrıntıyı bilmiyor. Ama Hoca Efendi'nin kızdığını duyunca Allah Allah diyor. Mesela de bir ciddi Hoca Efendi bir şey ısrar ediyor. Bu işte bir iş var diye ciddiye almış. Kalktı İzmir'e gelmiş. Ve gel dershaneye gel. Sabah 8-9 gibi böyle dershaneye gel. Ben de derslere pek girmiyorum. Ben cuma pazar derse giriyorum. İnşaatla uğraşıyorum. Tamirat, tadilat, ustalar, müfettiş geliyor, müfettiş gidiyor, teftiş, kontrol, Ankara evraklara götürdüm geldim. Şimdi yeni hazırlık yapacağız. Laboratuvar kurulacak. O alınacak. Ben hafta içi pek derse girmiyorum. Ben cuma pazar sırf derse giriyorum dershanede. Rahmetli Hacı Kemal abi geldi. Ya anlat dedi bir deli olan dedi. Acaba deli olan derdi. Allah rahmet eylesin. Nedir bu mesele dedi ya. Bu okul mevzu nereden çıktı dedi. Hoca Efendi bizi bir daha kızdırmışlar dedi. Vakfı kastediyor, abileri kastediyor. Hoca Efendi bu çok kızmış bu şey dedi. Bu okul mevzu nereden çıktı dedi. Kim bunu ortaya attı bu işi dedi. Yani vakfın dediği gibi işte 3-5 üniversite mezunu Hoca Efendi'ye akıl verdiler. Bize kolej açın diyor. Biz Hoca Efendi'den istiyoruz ki vakfı kurtaralım, bir şey çare bulalım istiyoruz. Hoca Efendi çare olarak bunu ortaya koymuş.
Tabii Kemal abi bunu duyunca çok bir şey yapmış. Ben de o an üzülüyorum. Ya ben bir şey yapmadım. Benim bir dahilim yok. Hoca efendi beni çağırdı. Görüştük. Böyle olması gerektiğini ısrar etti. Ben de bunun zor olacağını söyledim. Hatta ona cevap verdim. Neyse. Hocam bu işi vakıf kabul etmez. Kemal abi hepsini anlatır Kemal abiye. Ben o Kemal abi dedim. Yani bu işe dedim bizden çıkmadı o fikir. Vakıf bir şey istemiş. Hoca efendi de sormuş. Hoca efendi de bizi çağırdı. Bu dedi bu dershanelerin çevrilmesi ancak okul olma ihtimali var. Evren Paşa bunu istemiş. Böyle bir uyum içerisinde dershaneyi çevirirsek, okulu dershaneyi okula çevirirsek vakıfı kapatmazlar. Kurumlarımız açıkta kalır. Dershane eğitimi kapan biterse okulculuğa başlamış oluruz. Dil bilen, fen eğitimi almış, teknoloji kavrayabilecek, dünya anlayacak bir nesil yetiştiririz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedi. Ben ona hocam zor bu vakıf bunu evet demez dedim. Beni hatırını kırmazlar ben ya inşallah yaparlar falan dedi. Hocam ama TÜSİT'te vakfı yazmıyor. Okulun gayesi yok. Karar alınacak, mahkemeye verilecek. Bakla Genel Müdürü bir asker olmuş. Milletin Bakanı asker, tüm genel Hasan Sağlam Paşa nasıl okulaştırır hocam? Olmaz dedim. Bana hoca efendi sistemkar çeşit sözler söyleyince ben de istifa ettim. Gidiyorum dedim. Bakalım sen bunları vakfaya hocam yaptırabilecek mi diye. Kemal abi anlattım bunları. Dedim hoca efendiye. Hacı Kemal abi bana aynen çok tarihi sözler söyledi. Onun için bu hatırayı anlatmak istiyorum. O zaman Kemal abi şunu anladı. Yani bu iş hoca efendi bunun böyle olması gerektiğinin daha doğru olduğunu anlayınca dedi ki bak oğlum dedi. Hoca efendi dedi bir şey istiyorsa bildiği vardır oğlum dedi. Bizim aklımız ermez dedi. Ben çok şaşırdım. Çünkü Hacı Kemal abi hoca efendiden 3-5 yaş büyük. Ve hoca efendi biz görüyoruz toplantılarda daha 80 öncesi Kemal abi diye hitap ediyor ona hoca efendi. Yani ona Kemal abi o da çok önemli, çok saygılı oturur, edepli oturur. Hiç böyle şey davranmaz, çok saygılı davranır. Hoca efendi bir şey deyince peki hocam der, öyle olsun der. Hiç itiraz etmez veya fikir mi beyan etmez. Böyle edepli oturur. Biz de çok şaşırırdık böyle. Biz daha genciz. Biz biraz saygısızlık yapıyoruz, kabaca rahat durmuyoruz. O ise böyle edebinle bize sanki örnek oluyormuş. Biz anlamıyormuşuz maalesef. Bak oğlum dedi, hoca efendi bir şey istiyorsa bildiği vardır dedi. Bizim aklımız ermez dedi. Allah Allah ben de onda gencim ama aklım eren bir şeyler biliyor. Kendimiz bir şey zannediyoruz. Yaşlı başlı abi, hoca benden daha büyük yaşlı, hoca benden abi dediği insan bizim aklımız ermez diyor. Ben şaşırdım çok şahsen. Hoca efendi dedi, manevi bir işaret almasa bir şey ısrar etmez dedi. Demek ki bildiği var ki ısrar ediyor dedi. O yüzden dedi, hoca efendi ne diyorsun onu yap dedi. Kimse dinleme dedi. Bu okulu aç bitir dedi. Madem hoca ısrar ediyor bu işte. Abilere kızmış ya ısrar. Hoca efendi kolay kolay emir veren, emrivaki davranan, zorlayan bir insan değil. Bunu millet bilmiyor. Herkes hani hoca efendi emrediyor, talimat veriyor. Öyle bir şey yok. Tavsiye ediyor, yol gösteriyor. Ama Yamanlar Koleji'nin kurulması meselesinde hoca efendi çok ciddi ve ısrarlıydı. Bana da aynı şeyi yaptı. Mutlaka vakıfı da cevap verince onlara da kızmış. Çünkü para isteyince 200 milyon çekseler bunun deyince ne gerek var buna demiş abiler de. Kemal abi ise tam tersine hoca efendi bir şey ısrar ediyorsa bildiği vardır. Bizim aklımız ermez dedi. Ben çok şaşırmışım şahsen. Bir de hoca efendi dedim bir manevi işaret almasa bir şeye ısrar etmez dedi. Sen şimdi kimseyi dinleme. Bu okulu aç bitir oğlum dedi. Çok enteresan. Ben çok şaşırdım. İlk defa okuldaki dershane öğretmenlerimin dışında esnaftan ve mütevelliden okul aç. Bu çok doğru, önemli bu iş. Hocam ben de istiyorsan yap bunu diyen o dönemde tek kişi Hacı Kemal abidir. Evet. Bunu bugün açıkça söylüyorum. Gerçekten hiç kimse o gün okul açılacağı inanmadı. Ve makul bulmadı. Bu işte bu süreçte böyle bir şey ben yaşadım. Hacı Kemal abinin Allah rahmet eylesin böyle bir hatırası karşılaştım. Ve hemen kısaca şunu söylemek istiyorum. Ondan sonra yine Nisan ayının içinde hemen içinde vakıfla tekrar mütevelli görüşüyor. Hocam biz istifa edelim. Biz bu işi anlamıyoruz. Sizi de üzdük. Biz sizi üzmek istemiyoruz. Bizi bağışlayın diyorlar. Hocam ben estağfurullah siz vakfın diyor mütevellisisiniz. Benim öyle bir şeyim yok. Benimkisi de gereksiz olduğu gibi neyse hocam bir kibar nezaketle bir şeyler söylüyor. Ama bu iş olması gerekir önemli diyor. Ve onlar istifa etmekte ısrar edince bazıları o zaman hocam efendi diyor içinde 3 kişi ayrılsın diyor. Hocam siz isim söyleyin diyorlar. Hocam efendi yok diyor kura çekin diyor. Hakikaten 12 kişi yönetim kurulu. O gün için 11 mi 12 mi ama o civarda hatırlıyorum ben.
Kura çekiyorlar. Üç isim çıkıyor. Üç isimden ben sadece birisi söyleyeyim. Onun bir izni olduğunu söylüyorum. Birisi vakfın başkanı gibi olan Yusuf Pekmezci abi. Birisi yardımcısı. İsim söylemeyeceğim. Bir de muhasebe bakan arkadaş. Abimiz. Üçün ismi çıkıyor. Zaten bu yüzden üçü bu işi. Finansman onlarda, bilgi onlarda ve bunlar karşı en çok geliyordu. Evet, kurada üçün ismi çıkıyor. Enteresan. Sonra Hoca Efendi başka üç isim koyuyor. Bir tane Zeki Sakman abi. Diğer ismini söylemek istemiyorum. Zeki Sakman abi. O muhasebeye bakıyordu. Allah razı olsun, hemen Nisan ayı içinde bana 200 bin liralık çek, senet buluşturup verdiler. Esnaftan toplamışlar. Hoca Efendi bunu istedi. Bu önemli. Madem bu işe bulacak. Bu yeni başkan ve yardımcısı ve muhasebe abi, Zeki abi muhasebeye bakıyordu. Hemen Nisan sonu gibi çekleri getirdiler. Ben onları İstanbul'daki firmaya teslim ettim. Anlaşmamızı yaptık. Onlardan Mayıs ayında sanıyorum, yani Haziran'ı bulmadım, Mayıs ayı sonuna kadar hemen hazır mızlandı ekipmanları sanıyorum. Getirip laboratuvarı kurdular. Sonra çek senetleri ödendi de herhalde 160 bin lirası ödendi, 40 bin lira ödenmedi. Yani o esnaftan kişiler verenler ödeyemediler. Biz o 40 bin lirayı da yine dershanenin parasından aktararak laboratuvarı kurmuş olduk. Ve gerçekten çok zor şartlar altında böylece laboratuvar tamamlandı. Müfettişler teftiş yaptılar. Temmuz ayında okul açma iznimiz geldi. Sıra geldi eğitime başlama için. Ders araç gereçleri, ayrıntılar, öğretmenler, müdür vesaire konusuna geldi. Bunu da diğer hatıralarımda anlatmak istiyorum. Yani okul süreci öyle kolay olmadı. Hoca Efendi o günün şartlarında herkesin makul bulmadığı, kabullenemediği bir konuyu vakfa biraz emraki yaparak, bize biraz emraki yaparak bu olmalı, Türkiye'nin ihtiyacı var, dil bilen, fen eğitimi almış, teknolojik kavrayabilecek, dünya ile anlaşabilecek, ahlaklı nesil Türkiye'nin ihtiyacı var diye o zor şartlarda böyle bir projeyi Hoca Efendi başlatmış oldu. İşte özel okullar projesi, Yamanlar Koleji projesi böyle başlamış oldu. Şimdi bundan sonra da diğer bölümde eğitime başlama, müdür bulma ve o konudaki okul açılış safhasını anlatmak istiyorum. Hepinize iyi günler efendim. Allah'a ısmarladık.